Merhaba arkadaşlar. Bugün Gazikent Eğitim Kurumlarında Soru Çözüm dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün sizinle birlikte bir kupa bardak düğümü yapacağız. Öncelikle ön düzlemde bir skeç açıyoruz. Daha sonra 3 nokta ile yay komutunu alıp şöyle doğaçlama bir yay çiziyoruz. Sonra akıllı ölçülendirme ile kupa bardağımızın yarı çapı kadar ölçüyü buraya yazıyoruz. Mesela kupa bardağımızın çapı 50 milim ise 25 yazıyoruz. Tabi alt çapını da belli etmemiz lazım. Bu da 20 olsun. Yarı çapı da 150 olsun. Veya biraz daha bombalı olmasını istiyorsak bunu 100 milimetre ya da 120 milimetre yapabiliriz. Kupa bardağımıza bir boy ölçüsü girmemiz lazım. O da yaklaşık 80 milimetre olsun. Evet. Dış çapını 30 olarak düzeltelim. Hatta 40 olsun. Bu çizim bir katı model olacağı için geometrimiz kapalı bir kontür olması gerekiyor. Bu şekilde. Onaylıyoruz ve skeçten çıkıyoruz. Unsurlardan döndürerek katı oluşturma komutuna tıklıyoruz. Döndürme eksenimizi seçiyoruz. Ve onaylıyoruz. Burada iç boşalt kabuk komutu var. Ona tıklıyoruz. Bir kalınlık değeri giriyoruz. Örneğin 4 milimetre olsun. Bir de 100'e tıklıyoruz. Böyle bir model oluşuyor. Köşelere radyüs veriyoruz. Daha estetik durması için. Radyüs çapı gerçek anlamda buraya 10 radyüs oluşturamadığı için kabul etmedi. Biz bunu küçültüyoruz. Örneğin 2 radyüs veriyoruz. İkiyi de kabul etmedi. 1 diyelim. Alt köşeye de bir radyüs verelim.
Evet, 2 az oldu. Bunu 5 yapalım. Tekrar ön düzlemde bir skeç açıyoruz. Resme dik bakıyoruz. Sonra göze güzel gelecek şekilde bir spline çiziyoruz. Objeleri dönüştürüyoruz. Daha sonra dönüştürdüğümüz objeyi yardımcı olarak işaretliyoruz. Çakışıkmış zaten. Onaylıyoruz ve çıkıyoruz. Çizdiğimiz bu spline'ın uç kısmına bir düzlem atıyoruz. Önce çizgiye tıklıyoruz. Daha sonra noktaya tıklıyoruz. Onaylıyoruz. Açtığımız bu düzleme de bir skeç açıyoruz. Ve ucuna bir daire çiziyoruz. Çapı 10 milimetre olsun. Onaylıyoruz. Unsurlarda süpürerek katı oluşturma komutu var. Bir profil ve bir yol seçerek profilimizi seçtik. Tekrar yapıyorum. Profilimiz daire olacak. Yolumuz da daha önce çizdiğimiz spline olacak. Onaylıyoruz. Burada bir açıklık oluştu. Bu tamamen çizdiğimiz spline ile alakalı. Tekrar süpür komutunun içerisine girip çizimi düzenle diyoruz. Bunu siliyoruz. Çünkü çizdiğim kulpun bardağın içerisine girmesini istiyorum. Daha sonra o fazlalığı keseceğim. Evet, düzleme de tekrar atayalım. Önce çizgiye, sonra noktaya onaylıyoruz. Daha sonra bu düzlemde tekrar skeç açıyoruz. Çizin diyoruz. Daireye tıklıyoruz. Akıllı ölçülendirme ile
10 milimetre çap ölçüsü giriyoruz ve onaylıyoruz. Süpürerek katı oluşturma komutuna tıklıyoruz. Profilimiz daire. Yolumuz eğri. Onaylıyoruz. Kupa bardağımız oluştu. Burada fazlalıklar var. Bunları ekle, unsurlar, ayır komutuna girip hatta şöyle yapalım. Ekle unsurlar, kesişim komutuna girip, burada bir hata yapmışız. Tekrar süpür komutunun içine girip unsuru düzenle diyoruz. Seçenekler kısmından sonucu birleştir kısmını iptal ediyoruz ve onaylıyoruz. Artık ikisi ayrı ayrı birer parça. Tekrar ekle diyoruz, unsurlar diyoruz. Birleştir diyoruz. Hatta şöyle yapalım. Ekle diyoruz, unsurlar diyoruz, kesişim diyoruz. Birinci unsurumuz bu, ikincisi bu. Kesiştir diyoruz. Bunu ve bunu seçip onaylıyoruz. Kurt bardağımız artık hazır. Daha sonra bu düzlemi gizleyebiliriz. Kupa bardağı çizimimizi tamamlanmış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde Gazikent Eğitim Kurumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.